Şey, biraz evden bahsedelim istedim ben. Biraz önce, tabii sen 6 yıllık evlisin. 6 yıl önce de bu evde miydi? Ve eşyalar bu şekilde miydi? Kızlar da sen kahve Eşyaların yaparken aramızda konuştuk, dedikodunu merak yaptık. ettiler onlar da. Eşyalarım bu şekildeydi. Bu evde değildim ama. Bu eve sonradan taşındım. O evim birazcık küçüktü ve çocuklar olduktan sonra bir büyük eve çıkmamız gerektiğini düşündük ve büyük eve çıktık. Eşyalarım aynı. Sadece kılıflarını değiştirdim. Ha, güzel. Bak, Aynen. iyi fikir. Oradan. Değerlendirdin yani. Aynen. Sonra o şekilde yani. Neyi merak ediyoruz? Ben şunu çok merak ettim. Duvarda Evet. değişik bir şey var. Bu nedir? O onu eşim aldı. Çok severek aldı. O şekilde bir Duvar aksesuar. süsü, aksesuar. Aynen. Evet. Aynen. Çok Nedir severek bunun böyle bir aldı. şeyin fiyatı? Onun fiyatı 300 TL olması lazım. 300 TL olması Aynen. Çok pahalı bence. Pahalı mı? Evet. Yani aksesuara göre evet bence. Doğru. Canlı Tarzım. cansız çiçekleri seviyorsunuz herhalde. Her Çok yerde çiçek seviyorum. var. Yani çok aşırı seviyorum çiçekleri. Bir de görünümleri de çok Baktım tatlı. canlı değil. O Değil canlı mi? değil. Şunlar canlı. Ustadakiler canlı. Aynen şu canlı değil. Yani canlı olabilir. Neden böyle bir şey tercih ettin? Biraz çocuklar hani düşünerekten hani dedim öyle hani koparırlar falan diye düşündüm. Ama bunu Ve hep kalıcı koparırlar. olur diye düşündüm Kalıcı galiba. olur bende diye düşündüm ve görüntüsü de çok beğenmiştim aslında Aslında o zaman. gayet güzel ve canlı gibi duruyor. Evet Bunun, çok peki bunun güzel. fiyatı ne? Onun fiyatı da 350 olması lazım. Çok pahalı. Bu Çok da mı ucuz pahalı? aksine. Belki benim tarzım olmadığı için bana öyle Ha, gelmiş olabilir olabilir. ama bu fiyat aralığı bu ürünler. Ürünler. Evet. Bakın böyle minik şeylerle işte çiçeklerle vesairelerle evi gerçekten renklendirebiliyorsunuz. Burada da bir tablo var. Onun anlamı Bu da var mıdır? modern bir Onun bir anlamı yok tablo. aslında. Şöyle, kedileri çok Kediler var seviyoruz. evet. Aşırı seviyoruz eşimle. Çocuklar da çok seviyor. Aslında bir tane de almayı düşünüyoruz. Satın almayın olur mu sahiplenip? Sahiplenmek istiyorum. Sahiplenmek. Evet, ben de Evet, çok güzel olur. düşünüyorum. Bu köşe koltuk değil mi? Evet, bu köşe koltuk. Şimdi kimine göre çok rahat. Biraz önce dedi ki rahatsız köşe Çok koltuk. rahatsız evet. Bu Böyle tam biraz yayılmalık. yayılıyoruz biz Evet. böyle Değil mi? biraz. Evet, aynen Bu ne öyle. kadar? Fiyatı nedir bu Bu köşe da koltuğu? 4,5. Sadece bu mu? 4.500 TL. 4.500. Sadece bu Evet, koltuk sadece bu takımı. koltuk. Bunlar Takımlar değil o tekliler. zaman. Ayrı. O tekli 450 TL'ydi aldığımızda. Birazcık daha emeksi bir şey yok yani. Evet güzel nasıl bir beklentimiz vardı. Aksesuarlarınız var, biblonuz var. Ama hani bu eve dekor manasında kattığınız bir Yani emek yok. Nasıl bir emek istersiniz peki benim evimde? Ne Yani olmasını isterdiniz? duvarda daha farklı tablolarla kombin yapabilirsiniz. Evet o çok güzel durmuş. Diğer Emek yok odalarınızı dediniz ama yani görmedim gayet ama güzel bir tablo olduğunu düşünüyorum. karşıdaki duvarımız çok boş duruyor. Hani yani genel olarak Bir de çok pahalı. Çok sakin, çok dinlendirici bir ruhu var salonunuzun. Ama ben ona takıldım. Yani hepsi gerçekten bir mağazadan alınıp salona getirip konulmuş. Yani bir mağazadan alınıp getirilen bir ürünler değil. Melda Hanım'ın salonunu çok farklı bekliyordum çünkü giyiniş tarzı olarak, konuşma tarzı olarak daha böyle ağır, varaklı, ne bileyim altın kaplama gibi bir şeyler bekliyordum ama tamamen spor. Yani birazcık benim tarzıma uygun. şaşırttı beni. Dekorasyonunuz pek uymamış ama. Hangi neleri ürünleriniz? uymamış? Birinde ahşap kullanmışsınız. Orta sehpanız yani beyaz. Renklere bile Yani bir de uymuyor. yeni gelen Şöyle, odamız sehpan için odada yeni kullanıyorum öyle. Bu galiba. odada kullanmıyorum o sehpamı. Sadece bu sehpamı kullanıyorum. O şekilde. O zaten buranın bir ürünü değil. Bu odanın ürünü değil. Diğer odadan mı vardı Evet. bu sehpa? Evet. Zigon. Ama bizi ikram yaptın ya mesela bunu düşünmen gerekiyordu bize. Güzel bir sunum bence yapabilirdin. Tekrar mı bir şey ürün almamı isterdiniz? Ürün almak değil ama çözüm Tamam olabilir. elimde olan şeyleri sunmam gerekiyor ya hani. Ben de mecburen onları koymak zorundayım. Gayet bunu da size yettiğini düşünüyorum yani. Peki sen Hatice daha renkli mi seviyorsun? Yani farklı mağazalarda Yok farklı hayır renkler mi toparlamayı seviyorsun? Daha mı Melda canlı renk Hanım seviyorsun? şey dedi. Az önce yorumunu da kaçırdım aslında. Yani tam net cümlesini hatırlamıyorum ama hani renklendirmek, bir şeyler katmak, işte bir tablo asmak. Zaten sadece bir tane tablo aslında. Hani Kaç tane tablo olması isterdiniz? O yoruma yetersiz buldum. Kolları sıvadım herhalde. Kaç tane derdiniz şöyle. Mesela şeklinde. burada kocaman bir duvarda bir tane tablo var. Evet, TV ünitenizde uygun aksesuarlar var. Yemek masanızın duvarı boş.
Burada kitaplık var bir tane. Burada evet. Yani bu. Yani her, ne olabilirdi belki bir ayna falan ama olur muydu şuraya daha bir derinlik katsın diye diyorsun. Yani şu konsepte şu sporuna uygun bu odayı tarza çevirebilecek çok güzel duvar aksesuarları, aynalar, saatler. Gelin olduğumuz için gelinler biraz daha böyle şıkır şıkır olur. Ya ben onu takılıyorum. Şakır şıkır mesela ben değilim. Şıkır değil aynen ben çok abartı eşyalarda sevmiyorum. Ay, kullananlara da saygı duyarım. Ama kendim eşyalarımı sportif. Şimdi biz burada sizin evinizi yorumlayacağız. Ben tarz çok başka bir şey. Yani sizin sevdiğinizi ben sevmem. O farklı zevk meselesi. Çok sevmenizi de beklemiyorum zaten. Yani dekorasyon boş duvarı, boş yerleri doldurup oraya anı, hatıra katmaktır. Orayı hareketlendirmektir, sevdirmektir, dikkat çekmektir. Ben burada dekorasyon manasında pek bir işleyiş göremedim sadece. Teşekkür ederim ama ben öyle düşünmüyorum senin düşündüğün gibi. Hatice Hanım, acaba siz bu evi öğrenci evine mi benzettiniz? Yok yani spor konsepti güzel ama ertelenmiş gibi, sonraya bırakılmış gibi. Yani emeksiz buldum biraz. Sen bile beni emeksiz. Gayet emekli olduğunu düşünüyorum, katılmıyorum. Peki bakalım. Perdeleri nasıl buldunuz? Salonu uygun. Tüller, perdeler. Uygun mu kızlar? Yani ben sevdim. Yani. Teşekkür uygun ederim. Evet. Başka renk ne kadar aldı bence? Şeffonlardan mı bahsediyorsun? Evet. Bilmem değişik böyle bu şekilde kullanmak istedim. Bu bunların tonları. Fiyatı nedir? 1700'dü sanırım altındaki story'yle beraber. Yani bütün odanın mı? Bütün odanın. Bütün odanın değil. Bu ve şu. Bütün oda. Çok pahalı geldi salonu. Bana. Evet. Bence biraz pahalı mı? Avrupa'da çok pahalı gerekiyordu. Geldi. Aşırı ya pahalı. Siz nereden alışveriş yapıyorsunuz? Ben çok onu soracaktım. Şu an her şey pahalı. Bana sadece şu an tüm zaten pahalı geldi. Ama ya o zamanın iyilerini almaya çalıştım diyeyim. Hani birazcık daha uygununu almış olsaydım. Belki daha sizin istediğiniz fiyatta olabilirdi. Bu 6 yıldır aynı tül mü? Yok, bu 6 yıldır aynı tül. Bir tane daha önce de vardı bunda. Sonra o biraz yıpranınca aynısından tekrar aldım. Ama böyle bir sene sonra falan. Sene. Ama halınız aynı. Uymamış. Halıyla perdenin bütünü uymamış gibi. Aslında fon perdesi nasıl de uymamış gibi. Yani halı biraz daha patlak bir renk olsaydı biraz daha patlak hava katardı. Patlak derken hangi tondan bahsediyorsun? Hava katması açısından. Tamam da hangi ton isterdiniz? Yani rengini ben belirleyemem, onu sizin tercihiniz. Şu an ben buraya hangi renk halı olur hanımefendi? Bir dahakine yeşil alın siz. Yeşil alayım ben. Yeşil alın ya. Katılıyorum buna. Renginden değil hanımefendi, sadece rengini demiyorum. Modelini. Desen olarak mı diyorsun? Desen, model. Ben çok desenli şeylerden hoşlanmıyorum. Sade ve zarif şeyleri seviyorum. Siz bizden de hoşlanmadınız ya. Bir gerindiniz, yükseldiniz. Yo hayır gayet iyiyim, yorumluyoruz ya. Ama çok sert yorumlar veriyorsunuz. Evet biraz. Yok yok ama siz de fena değilsiniz yani. Siz de zorluyorsunuz iyi dayanıyor, yani. İyi dayanıyor. Bence iyi dayanıyor. Bence de iyi dayanıyor.